Hepinize selamlar, merhabalar. İsviçre yolcusu kalmasın. Şvayt'a doğru yola çıktık. Bu benim 3. otobüs turla yolculuğum. Gerçekten tavsiye ederim. Sadece benim son yıllarda ayak şişmeleri çok yaşıyorum. Ama onun haricinde çok böyle kompakt bir gezi oluyor. Rehber eşliğinde gezmek harika bir şey. Kısa zamanda çok yer ve gerçekten daha hızlı pratik geziyorsunuz. Zamanı çok daha kaliteli geçiriyorsunuz. Tabii otobüs konforunu kendi arabanızla mukayese yapmayacaksınız. Onu önce şey yapalım. Neyse. Gerçekten İsviçre beklediğimin üstünde bir ülke çıktı. Zürih, Lauterbrunnen, çıktığımız gittiğimiz her yer çok güzeldi. Luzern şehri, Luzern de Türkçesinin Luzern diye okunuyordur büyük ihtimal. Gerçekten çok iyiydi. İlk gittiğimiz yer şu anda gördüğünüz Lauterbrunnen'di. Bir şelale, dağlar. Burada şöyle bir şey vardı. Çok tatlı Hava Hanım'la tanıştım. Onların direkt o küçük kasabada bir dükkanları var. Orada kahve içtik. Bütün bir şeyler yedi. Manzara harikaydı. Hava çok güzeldi. Hatta gitmeden önce hava durumuna baktığımızda şimşek yağmur göstermişti. Ama nasibimiz o kadar güzeldi ki muhteşem hava eşliğinde gezmiş olduk. Burada görmüş olduğunuz yer hala buranın devamı. Burada yürüdük grubumuzla beraber. Grubun reklam, isim vesairesini sormayın. Çünkü ben memnun kaldım, siz kalmayabilirsiniz. Herkesin farklı olabilir. O yüzden özelden sorarsanız cevap veririm. Ama burada hiçbir firmanın daha önceki yıllarda da yaptığım gibi reklamını yapmıyorum. Yalnız turlarla ilgili şu bilgiyi verebilirim. Önceden rezervasyon yaptırın. Rezervasyonları son dakikaya bırakmayın. Bundan önce Kapadokya gezisi yaptım, Paris gezisi yaptım ve bir yıl önce Gaziantep gezisini yapacaktım. Son haftaya kaldım ve kontenjan dolmuştu. O yüzden genelde en az 2 hafta, 3 hafta öncesinden ayırmak çok daha keyifli. Hatta ön rezervasyonda daha indirimli alıyorsunuz. Bu da ufak bilgi olsun hepinize. Burada Hava Hanım, tanıştığım hanımla hem sohbet hem muhabbet, kızıyla da çok hoş anlaştık. Kahvelerimizi içtikten sonra trenle yukarı Jungfrau bilmem nelerine çıktık. Ben bunları yazarım büyük ihtimalle. Yukarıda işte tren, şu anda trenden çektiğim fotoğrafları görüyorsunuz. Bilgi olarak yazarım yine onları da. Çok güzeldi yerler. Ve bizim 5. ayda gitmemiz şöyle çok güzel oldu. Kar da gördük. Evet. Hem şu manzaraların eşliğinde mis gibi Alp dağlarının böyle oksijen deposu. Ama tabii çok yukarılara çıktık. Yukarı çıktıkça oksijen azalıyor. Öyle de bir şey var. Ama tedbirli gitmek her zaman güzel. Sırt çantasının içine en az bir tane kazak almak gerekiyor. Bizim rehberimiz WhatsApp'ten yazmıştı ki işte yedek ayakkabı vesaire. Yedek ayakkabıya gerek yoktu. Ayakkabınız rahatsa hiç gerek yok. Ben yine koşu ayakkabılarımı almıştım Brooks'tan. Onlar hani rahat ettiğim ayakkabılar, bildiğim ayakkabılar ama hiç gerek kalmadı. Bu beyaz Skechers'larla işi götürdüm. Rahattım da. Sadece arabaya bindiğimde otobüsle yolculuk yapacağımız esnada ayakkabının iplerini otobüs moduna getiriyordum. Yürürken de tekrar ipleri sıkarak yürüyüş moduna getiriyordum ayakkabılarımı. Of, şu muhteşemliği izleyin. Bakın, harika. Sürekli konuşma halinde anlatmak istemiyorum. Görsellerin de izleyerek keyfini sürün istiyorum.
Yani gel de Rabbi şükretme. Rabbi şükretme yani. Şu görüntüler muazzam, muhteşem, hem ürkütücü hem büyüleyici. Hepsi bir arada. Yağmurluk aldım üzerime. Onu da söyleyeyim. Bu mavi bir yağmurluk. Krem rengi pantolon giydiğimde bizimkiler bana dediler ki işte açık renk niye giyiyorsun? İyi ki giymişim. Hiçbir sıkıntı yok. Yedek zaten yine krem rengi almıştım. Koyu renk pantolon. Bir tane kargo pantolon almıştım. Ne olur ne olmaz hani yağmur şimşek olur da değiştirme imkanı olursa diye. Ama hiç gerek kalmadı. Burada yukarı hala çıkıyoruz. Duraklarda durarak çıkıyoruz. Ve en son çıktığımızda işte gördüğünüz gibi kar, Betül çok mutlu oldu, çok sevindi. Onun sevincine bile değdi aslında, biliyor musunuz? Ve burada birçok gruplar vardı. Hindistan, Endonezya, Kore grupları. Onlarla sohbet ettik. Özellikle Kore grupları da oldukça yoğun sohbetlere girdik. Bayağı detay sohbetlere. Hatta sanki çok detay sohbet derken kendi grubumuzdan birçok işte çok şaşırdı. Aa, Korece mi biliyorsunuz falan diye. Yani merhaba, nasılsın, nasıl gidiyor falan filan tarzında. Ama çok keyifliydi. Buralar gerçekten, yani bu yukarıya ilk çıkmışız. Tren yolculuğunu daha önceden soruyorlar gruplarda, katılacak mısınız diye. Ve ben evet, mutlaka katılıyoruz. Genel olarak da şu bilgiyi eklemek istiyorum. Herhangi bir ülkeye gittiğinizde hep şöyle git, yani şu kafayla gitmenizi ben size tavsiye ederim. Buraya geliyorum, ben bir daha buraya gelmeyeceğim. Ne aktivite yapılabiliyorsa hepsini yapmaya çalışacağım. Yani ben bu kafada oluyorum, size de bunu tavsiye ederim. Çünkü gittiğiniz bir yere ikinciye bir daha gitmezsiniz. Yani ben genelde gitmeyi tercih etmeyenlerdenim. Yeni yer keşfedeyim, yeni yer göreyim diye. O yüzden de gemi turu varmış, tren ile işte şuraya gidiyormuş. Bence bunları kaçırmayın. İyi ki de yapmışsınız ya, oluyor sonundan. İyi ki yapmışız diyeceğinize de eminim. Evet, dağlarda sohbetlerimizi ettik. ittik. Ve sonrasında tekrar aşağı indik trenle. 60-70 frank dolaylarında frank olarak ödeniyor. Biz hiç nakit para ödemesi yapmadık. Hep kartla ödeme yaptık. Telefon bir problem. Telefon bizim O2'ydu. Firmamız maalesef İsviçre'ye alternatif şey vermedi. Bir günlük, iki günlük internet paketi yapmadılar. Ama Telekom'da olanlar çok avantajlıydı. Onlar bunu değerlendirdiler. Şimdi indiğimiz yer Grindelwald mıydı? Neydi? Grindelwald. Burası da çok minnoş bir kasaba. Burayı da sevdim ben. Ben genel olarak İsviçre'yi çok sevdim. Sakin, huzur, tam böyle yaşanılacak yer yani. Tatlı bir yerdi. Çok beğendiğim saatler falan oldu, fincanlar oldu. Fakat bir tane fincana da 20 euro vermek işime gelmedi. Çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Ama bu olur da bu Grindelwald'a inerseniz burada bir çikolata dükkanı var. Çok tatlı insanlar vardı. Ben Almanca dedim ki denemelik yok mu dedim. Var dediler. Eminim ki gruptan bunu kimse yapmamıştır. Herhalde bunu ben yapmışımdır sadece. İşte eşim, Betül, ben tadımlık yaptık. Şimdi izlediğiniz bu yer yani tatlıydı, güzeldi. Fiyatlar gerçekten çok yüksek. Fransa'dan da yüksek. İşte şu saati çok beğendim. Şu saat tarzına bayıldım. Özellikle cam bölümünün böyle bir kesimi harika. Çok sevdim. Şimdi şunu söyleyeyim. Ha, hiç mi bir şey almadım? Bir tane bıçak aldım. O da burada Almanya'da marketlerde satılan Victor, şu anda kafamı toparlayamıyorum. Victor bilmem ne markası, yani İsveç markası zaten bu. Onun bıçaklarını kullanıyordum zaten ve Almanya'dan daha uygun gibiydi sanki. Yani burada 6 euro mu ne vermiştim, orada 5 euroya aldım. Ya da aynıydı, yani hiç öyle uçuk bir fark yoktu. Sadece onu aldım. Hiç öyle şeker, çikolata bilmem ne değil. Sadece ailece kafelerde oturduk, yeme içmeyi yaptık vesaire. Şimdi tekrar otobüsle bindik ve istikamet Luzern şehri. Luzern şehrini ayrıca bir sevdim. Ben içinde
su olup üzerinde köprü olan şehirleri çok seviyorum. Burada otele mi geldik? Aa, otelden sonra mı Lützen şehrine gittik biz? Hayır. Aa, bir dakika. Burada sırayı karıştırdım ben galiba. Neyse. Hadi otel odasını tanıtıyorum şimdi. Otel odamıza geldik. Burası şu anda ama Zürih. Ama Lützen'i ne zaman gezdik? Dur, kafam karıştı. Bekleyin. Toparlayıp geliyorum. Evet, Lucerne'de falan gezdik de ondan sonra biz buraya geldik. Biraz ufak bir karışıklığım oldu. Yalnız şu çarşafları da ne kadar beğendiğimi de söylemeden edemeyeceğim. IKEA'da var ama alacağım onlardan. Şöyle bir pencereyi açıyorum. Manzara harika. Çok güzel. Biz aile odası aldık. Yani odadan odaya geçiş yapılan bir otel odası. Özellikle çocuklu aileler için bu bölüm Betül'ün. Betülcüğüm de... Yorgun düştü tabii. Çok güzel gezdik. Temiz hava zaten muhteşemdi. Tuvaletlerde enteresan olan ufak bir şey var. Şu gördüğünüz perde. Tuvalet. Yani bu niye abidik kubidik bir şey yapmışlar. Tuhaftı burası. Onun haricinde güzeldi. Okuduğum kitap otobüste, yolculukta, antikacı. Ama epimimde de yani Kur'an-ı Kerim var. Onu da okuyorum. Hatta onu daha çok okudum diyebilirim. Kitabın içine çok giremedim. Çok müzik açtılar. Ben çok böyle dangır dungur müzik sevmiyorum. Otobüslerin içinde hadi oyun havası, halay havası, o kafada hiç değilim. Hadi 18-19 yaşlarda belki oldum okul döneminde. Yine de değil ya. Çok saçma buluyorum. Vallahi hiç kimse kusura bakmasın. Yani yolculukta tak tank 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 müziğe gerek yok. Herkesin kendi tercihi olabilir ama genel kalabalıkta yapılmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Şöyle bir kahve yapıp diyorum kendime geleyim. Seccadeyi de serdim. Seccadeden bozma. Yatağın önündeki şey işte. İpimden pusulayı görüp namazı kıldım. Kahvemi sonrasında öyle içtim. Şöyle etrafa bakıyorum. Gerçekten güzel. Şimdi sıra hangi şehir? Evet, işte burası Lützen şehri. Ben sıralamayı karıştırdım ama hiç fark etmez. Lützen çok tatlı, minnoş bir şehir. Burada ufak bir bilgi. Acayip Endonezyalı, Taylandlılar vesaire vardı. Hatta Vietnamlılar. Burada bir tane şato varmış. Şatoda da yılda 100 kere falan Asyalılar düğün yapıyormuş. Çok ilginç geldi. Bu çikolata kafesiydi demin ki. Hepsi erken saatte kapatıyor, haberiniz olsun. Biz sonra yemek zamanı herkes ayrıldı. Ne yiyelim ne yiyelim dendiğinde pizza tercih ettik. Çok elegant, şık ve güzel bir restoranttı. Muhteşemdi yani, pizza harika ötesiydi. Son yıllarda yediğim, son 5-6 yılda yediğim en iyi pizzaydı. Arkadaşlar biraz fırtına kopacak. Sonrasında... Ya. Bir şimşek, bir yağmur, bir fırtına ama biz girdikten sonraydı. İşte boşuna demiyorlar. Ayarlı olmak gerekiyordu. Güzel bir göl vardı. Onun kenarında oturduk. Kahve içmek istedik ama kafeler kapalıydı. Yani böyle tatlıcı kafeler kapalıydı. Sonra buranın etrafında oturma yerleri vardı ama hepsi bar tarzıydı. Hep yani bilmiyorum, çok böyle cazip gelmedi açıkçası. Daha böyle hoş, daha böyle güzel bir yerde oturduk biz aslında sonrasında. Pizzacı güzeldi. Pizzacının yanında Tayland vardı, emin olamadık. Şöyle manzaraya karşı oturduk. Dedim ki İstanbul gibi. Kendi kendime İstanbul havasını estirdim kendime. Ama hava öyle bir koptu, şimşek, yağmur, fırtına. Hemen otobüsümüz geldi ve sonra koşa koşa otobüslere gittik. Bulutlara baksanıza. Kopacak diyorum biraz sonra. Aynen. Okay. İyi. Karşıya koşun.
Orada da görürsünüz. Şimdi bu sözler hem bizim üzerinde özellikle